Yerler ıslak, büyük ihtimalle patinaja kalacağız. Dip gaz yaptım. Vay, iyi tutundu. İyi tutundu. Arkadaşlar hepinize merhaba. Oto Limit'e hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir otomobil alma arifesindeyiz. Çeri'ye baktık abimle beraber. Çok gezdik dolaştık. Çeri gerçekten aklıma yatmaya iyice başladı. Bizim araba satıldıktan sonra büyük ihtimalle Tiggo 7'yi alacağız diye düşünüyorum. Tabii her zaman da böyle net konuşmak istemiyorum, biliyorsunuz ne olacağı belli olmaz. Bugün Tiggo 7 ile beraberiz arkadaşlar. Bu bir test aracı. Sarıyer'deki Çeri bayisindeyiz. Sağ olsunlar, bizimle gerçekten çok ilgilendiler. İsmini vermek istemeyen bir satış danışmanı bizimle gerçekten çok ilgilendi. Ama yoğunluktan dolayı lütfen benim ismimi verme diye rica etti. Kendisine teşekkür ediyorum videoyu izliyorsa. Şimdi bugün arkadaşlar Tiggo 7 Pro'nun Excellent modeliyle beraberiz. Biz alırsak Luxury alırız ama tabii bu paketler arasındaki farklılıkları vesaire yolda zaten konuşuruz. Şimdi ben arabayı size dışarıda göstereceğim ama hava birazcık rüzgarlı ve yağmur yağmak üzere. O yüzden kısa bir test sürüşü yapalım. Test sürüşünden sonra ben arabayı park edince şöyle bir dışarıdan size bütün detaylarıyla göstereceğim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemli. Ailemiz gitgide büyüyor. Sizi seviyorum. İçeride görüşürüz. Evet arkadaşlar, Tiggo 7'nin içine geçtik. Şimdi öncelikle hepinizden özür diliyorum. Neden diyecek olursanız biraz hazırlıksız yakalandım. Yani test sürüşü yapacağım diye gelmemiştim ama sağ olsun yardımcı oldular. Teste çıkalım dediler. O yüzden GoPro'nun şarjı az, telefonla çekiyorum. İlk defa bir videoyu telefonla çekeceğim. Öyle söyleyeyim. Yola çıkalım. Bakalım yolda Tiggo 7 nasılmış, size anlatalım. Geri vitese taktık aracı. Geri vitese taktığımızda direkt 360 kamera çıkıyor. Hatta AVM diye de şurada bir yerde yazıyor olması lazım. Aynen. Şurada AVM diye de yazıyor arkadaşlar. Bu 360 kamera aynen benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi abi. En azından şey güzel. Yani bazı 360 kameralarda yandaki cisimleri, işte mesela geçen bisiklet, araba maraba, onları böyle kutucuk gibi gösteriyor. Bu birebir her şeyini aynen öyle gösteriyor. Bunda birebir yapay zeka ile arkadaşlar bulunduğunuz yere göre yerleştiriyor ve bu çok kullanışlı bir şey gerçekten. Hani park ederken falan göremediğiniz yerlerde. Direksiyonu çevirince lastiklerin dönmesini de gösteriyor. Aa evet. Hı-hı. Bak direksiyonu çevirince lastikler de dönüyor. Bu 360 mesela şimdi Excellent pakette var. Luxury'de var mı? Luxury'de de var. Luxury'de de var. Bak mesela bu güzel. Hani orta donanımda bunu sunması bence gayet güzel. Kadranlarımız bu şekilde. Gayet güzel kadranları var. Bu arada modlar arasında geçiş yaptığınızda şöyle geçelim bakalım. Renk değişimi. Aynen öyle. Renk değişimi oluyor. Yani ambiyansı güzel ayarlıyor. Bunda ambiyans aydınlatma da vardır diye hatırlıyorum. Evet. Şöyle ışıktan dolayı belli olmuyor ama. Bak sporta aldığın zaman bir yarış bayrağı da çıkıyor ortada. Bir de çok güzel bir Tiggo 7 şeyi var. Ortalama yakıt tüketimi 11,5 diyor. Mesela şimdi bu bir test aracı. Hı hı. 11,5 test aracına göre iyi. İyi. Ya yani bu araba tabii düşük bile. Yani genel kullanıcıları çünkü bu araba için şey diyorlardı. 10 litrenin üstünde yakıyor diyorlardı. Test aracı 11,5 yakıyorsa demek ki diğerleri rodajdan dolayı herhalde öyle diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle. Ama ortalamamız 10 litre diyelim. Evet 10 litre içinde. Mantıklı. Ama Eco modu alırsanız daha da düşürüyor müşterilerimiz var. Tabii Eco modda devamlı kullanırsan ayrı ama şehir içinde kısa mesafelerde 10 litre 1.6 turbo benzinli bir araba için çok anormal bir değer olduğunu ben düşünmüyorum arkadaşlar. Yola çıkalım. Dediğim gibi detayları zaten uzun uzun konuşacağız. Biraz şaşıracaksın. Çekmemiş. Ne diyorsun? Vallahi diyorum. Arkadaşlar biz şimdi zaten önceki kayıtta ismini verdiğim için rahatlıkla söylüyorum. Çağrı Bey'le bayağı sohbet ettik arkadaşlar ama dediğim gibi şu anda telefonla çektiğim için telefon anlık olarak durdurmuş kaydı. Hızlı bir şekilde özet geçeyim arkadaşlar. Zaten daha test sürüşüne yeni başladık. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben bu videoyu, evet Doblocu arkadaş çok hızlı bir çıkış yaptı. Ben bu videoyu arkadaşlar aslında bir test sürüşü olarak yapmıyorum. Yani test sürüşü olarak yapmıyorum derken böyle dönüyor muyuz? Dönelim. Bak şu an aslında bir bozuk zemin testi yapıyoruz. Evet. Bir nevi. Komple bu yol zaten. Değil mi? İstanbul'un en bozuk yollarından biri. Yani en kötüsü bu diyoruz aslında müşterilerimize. Ve gerçekten şaşırtıyor yani abi. Hani beklentinin birazcık şeyinde oluyor. İşte önceki kayıtta da söyledim arkadaşlar. Genellikle şöyle. Ben her ne kadar otomobil videoları çekiyor da olsam, farklı farklı arabalara biniyor da olsam ön yargısız bir şekilde normalde benim bu işi yapmam lazım ki her arabada da açıkçası ön yargılarımı bir köşeye bırakıp arabaya binip test ediyorum ama bir Çin markası diye düşündüğümüz zaman ister istemez insanın kafasında bazı soru işaretleri oluyor. Onlardan bahsettik birazcık videonun çekmeyen kısımlarında.
Ona rağmen gerçekten tatmin ediyor ve insan hakikaten ön yargı yapmışım diyor. Şimdi ben bu arabayı kullanırken gerçekten güzel bir araba kullanıyorum hissiyatına. Gerçekten kapılıyorum. Şöyle bir yürüyelim. Bak şu an mesela şeyden dolayı çekiş kontrol devreye girdi. Yerler birazcık ıslak. Arabanın motoru arkadaşlar 1.6. 1.6 183 beygir. 300 Nm'ye yakın tork değeri var. Ekrana yazarım. Şanzımanımız 7 ileri DCT. Performans olarak gayet yeterli. Yani 9-10 saniye arasında bir 0'dan 100'e hızlanma değeri var ki bu boyutlarda bir SUV için bu 0-100 hızlanması bence gayet yeterli bir değer. Bununla beraber işte 10 litre, ya şu an 11.5 litre gösteriyor. Test aracı bu. Normal kullanımda büyük ihtimalle 9-10 litre arasında yakar diye düşünüyorum. Yani 9.5 litre falan yakar diye düşünüyorum. Bu yakıt tüketimi de 1.6 benzinli bir araba için bence absürt bir değer olmadığını düşünüyorum. 1.6 benzinli bir SUV için absürt bir değer olmadığını düşünüyorum ki performansı da bu arabanın gayet iyi. Tamam evet böyle araba az yakıyor diyemem ama SUV klasmanında benzinli 1.6 bir arabanın, bu performanslı bir arabanın bu şekilde yakması bana normal geliyor. Onun haricinde şeylerden konuştuk. Arabanın özellikle satış sonrası kısmından konuştuk. Çünkü insanlar genellikle özellikle Chery konusunda satış sonrasında bazı soru işaretleri yaşıyorlar. Yani işte arabayı alırız da sonrasında servis kısmında ne yaparız, parça lazım olsa ne yaparız diye düşünüyorlar. Bak şu an felaket bozuk bir yolda gidiyoruz abi. En kötüsü bu. Evet. Düşünmeniz lazım. Kötü zaten bu. Evet. Satış sonrası kısmında da Çağrı Bey bir problem olmadığını söylüyor. Yani ama tabii kendi bayisi adına Aca söylüyor. Aca auto adına söylüyor. Ne yedek parçada ne de servis konusunda bir sıkıntı çekmiyoruz. Kilit nokta da bu baktığınız zaman. Asıl insanların hani en çok önem gösterdiği, işte az önce şeyden falan bahsettik. İşte enflasyondan, paranın değer kaybından, insanların artık hani para kolay kazanılmıyor, kolay da harcanılmamalı muhabbetinden bahsettik. Orada da satış sonrasında herhangi bir problem yaşamadıklarından bahsediyorlar. Bu insana güven veriyor. Sattığımız araçları alan kişiler, yani araçları alan kişilerin hep yakın çevresi, eşi dostu bizden gelip araç alıyor. Değil mi? Zaten bir takım bir sorun yaşasa bunlar servis konusunda ya da satış sonrası destek konusunda herhangi bir şekilde bize yönlendirip gelip araç almazlar. Şu atlatmadan sonra bir atlatmamız var mıydı? Şu önümüzdeki viraja kadar o zaman bir hızlanalım. Aynen. Spor alayım istiyorsan. Aynen, bir de sporu alalım. Arkadaşlar çok amatör bir çekim oluyor, kusura bakmayın. Tekrar özür diliyorum sizden. Normalde tarzım bu değil, biliyorsunuz. Yerler ıslak, büyük ihtimalle patinaja kalacağız. Dip gaz yaptım. Vay, iyi tutundu. Aynen. İyi tutundu. Arabanın frenleri de kuvvetli abi. Ve ya şu an var ya bak, bu zemin o kadar kötü bir zemin ki, ne anlamda biliyor musun? Yeni de yağmur yağdı. Yeni yağmur yağdı. Bir de burası çok tozlu bir yer. Evet. Yeni yağmurla beraber toz bir araya geldiği zaman böyle balçık gibi bir şey yapıyor asfaltın üstünde. Yani benim dedeyle, ya dede bizim araba bu Altima var ya, sana gösterdim. Onun lakabı dede. Onunla mesela burada acayip yanlarsın. Tabii. Yani zemin şu an tam ona uygun. Ona rağmen mesela sert frende bile araba böyle yoldan çıkmak istemedi. Yani arkadaşlar araba, bilmiyorum, ben kullanıyorum, bakıyorum hani böyle içime siniyor ya. Gelip görmenizde fayda var herkesin. Evet, yani bir tecrübe etmeden diyorum ya, işte o en baştaki muhabbet, çok ön yargılı olmamak lazım. Bir tecrübe etseniz anlarsınız ya, ben arabanın, tabii uzun vadede belki başka şeyler olabilir, bilemiyorum ama ben arabanın bana ilk verdiği intibayı söyleyeyim. Kaliteli bir araba kullanıyorum hissiyatını yaratıyor. Bir de yani işte daha önce bahsettiğimiz bazı durumlar var, işte donanım, ondan sonra arabanın motor şanzıman ikilisi, bunları sunan bu fiyata başka araba yok abi. Sen dedin ya hani fiyat performans arabası. Tabii. Tam anlamıyla onu... Tam anlamıyla fiyat performans arabası. Yani şu fiyata düşünüyorum, işte mesela otonom sürüş, işte yarı otonom sürüş desteği sunan, çok daha fazla vermen lazım şu donanımla. Tabii. Özellikle bir de bu donanımla bir, bu büyüklükte bir SUV almak, evet, istiyorsan çok daha fazla vermen lazım. Hı-hı. O yüzden tam bir fiyat performans arabası gerçekten arkadaşlar. İnsanın kafasını kurcalıyor ve mantıklı da geliyor yani. Bakalım, hayırlısı olsun diyelim. Şimdi bu kullandığımız, dediğim gibi, Excellent paket. Biz bakarsak Luxury'sine bakacağız büyük ihtimalle. Luxury ile Excellent arasında dış tarafta bir jantlarda farklılıklar var. Ama inç bazında değil de sadece şekil olarak. Luxury'ninki siyahtı değil mi?
Luxury'nin jantları siyah. Renk ve şekil olarak. Aynen, renk ve şekil olarak biraz birbirinden farklılar. Dışarıda başka herhangi bir farklılık yokmuş. İçeride de yine bir farklılık yok ama donanımsal olarak işte bu yarı otonom sürüşün sağlayan sistemler Luxury'de yok. Bu arabada var. Ama onun haricinde işte 360 kamerasıdır ya da işte kablosuz şarjıdır gibi diğer arabanın donanımsal özelliklerinde bir farklılık yok. Sadece otonom sürüşle alakalı olan destek sistemlerinde. Abi çukura bak ya, çap atmamışlar da. Bir de çok fazla burada şu kamyonlar falan kullanıyor ya, ondan büyük ihtimalle. Onlarda farklılıklar var donanımsal olarak. Yani Luxury'de bence tercih edilebilir. Ki zaten ben de bu yarı otonomu... Adaptif var mı Luxury'de? Yani böyle durup kalkıyor mu? Yok. Hızlıkla Luxury arasında. Öndeki aracı takibimiz kalkıyor. Tamam. Şerit takip kalkıyor. Tamam. Çarpışma, çoklu çarpışma sistemi kalkıyor. Bu arkadan hızlı yaklaştığın zaman dörtlü yakmıyor değil mi? Evet. O. Onlar kalkıyor. Onunla ben çok dalga geçiyorum. Bazen yolda denk geliyor. Oynuyorum, yapıyorum. Ya işte aslında şöyle şuna gelmek lazım. Şimdi fiyat performans diyoruz ya, burada da kendi içimizde yine fiyat performansa bakmamız lazım. Evet. Şehrin içinde de. Tabii. Şimdi İstanbul trafiğinde bunları ne kadar kullanabiliriz, ne kadar kullanamayız? Ne kadar kullanacağız, kullanamayacağız? Ya çok fazla kullanamazsın. Onlara da bakmamız lazım. Şerit takibi falan genelde uzun yolda kullanırsın evet, yani. Evet, yani aralarında da araçlar... Şuradan giriyorum. Buradan giremiyoruz. Devam öyle mi? Tamam, devam edelim. Aralarında da yani kimine göre çok, kimine göre az sayılabilecek miktarda bir fiyat farkımız var. Evet. Paketin. Zaten bizim genelde Chery araçlarımızın paket farklılıkları yarı otonomdan dolayı oluyor. Hı, anladım. Bu sadece o Moda 5'te fazla göze batmıyor. O Moda 5 modeli apayrı bir model olduğu için onda yarı otonom sistemimiz kalıyor. Onda daha çok içte koltuk soğutma ya da hafızalı koltuklar gibi oluyor. Tikko 8'de sağdan giriyoruz. Bu şekilde oluyor. Onu da müşterilerimiz, yani izleyenler de seyirciler de değerlendirebilir. Zaten chery.com'a girerlerse acı otonom, orada teknik özellikler bölümünden hepsini karşılaştırabilirler. Neyin olup neyin olmadığını işte bütçelerine göre tekrardan gözden geçirebilirler. Tabii ki oradaki fiyatlar, anahtar teslim fiyatı bizde bayi indirimi fiyatımız oluyor. Bayimizin telefon numaraları vardır orada. Bayimizi arayabilirler. Evet. Herhangi bir satış danışmanı arkadaşımızla görüşebilirler. Herhangi bir satış danışmanı arkadaşı. sakın Çağrı Bey'le görüşmek istiyorum demeyin. Sakın. Arkadaşlar vallahi enteresan bir video oldu. Biraz kolum ağrıdı. Arkadaşlar şimdi ben yavaştan videoyu bitireyim. Arabayı park ettiğimiz zaman şöyle içini, işte ne bileyim ekranlarını, donanımlarını falan böyle bir üstünden geçeyim. Bu böyle tatlı bir sürüş sürerken sohbet eşliğinde size anlatalım dedik. Dediğim gibi kusura bakmayın. Bu şekilde bir çekim yapacağım kafasıyla gelmediğim için hazırlıksız yakalandım. Sizi seviyorum. Park ettiğimiz yerde tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, test sürüşünü tamamladık. Şöyle dışarıdan tekrardan size bir arabayı göstereyim. Dediğimiz gibi jantları biraz farklı. Arabanın tasarımını ben seviyorum açıkçası. Arkadan da bu şekilde gözüküyor. Bakın arka süspansiyonlar bağımsız. Güzel bir detay. Ya işte bu beklemediğiniz şeyler, insanı şaşırtan şeyler. Egzoz çıkışları gerçek. İçeride tabii küçük, biraz kötü duruyor ama hemen hemen her arabada öyle. Bunu bir test inceleme gibi değil de ben alıcı gözüyle kendim bakıyorum. Sizinle de paylaşıyorum arkadaşlar. Şöyle bir jantlarımıza bakmak istiyorum. Atlas diye bir lastik markası var. 18 inç 225-60-18 ebatında jant lastik kombinasyonu var. Eleştirilen diğer noktalardan bir tanesi işte Çin markalı lastiklerle geliyor olması ve bu lastiklerden insanların memnun olmamasıyla alakalı şeyler duydum. Ben de yani güvendiğim, bildiğim bir lastik arabada olmasını isterim. Şu beyazın da bir lastiklerine bakmak istiyorum. Batman mi? Siz ne düşünüyorsunuz Tiggo 7 Pro hakkında? Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum aslına bakarsanız. Chery hakkında, Tiggo 7 Pro hakkında, özellikle Tiggo 7 hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Bana gerçekten fiyat performans arabası olarak geliyor, mantıklı geliyor. İşte motoruyla, şanzımanıyla ve donanımlarıyla alınabilecek mantıklı arabalardan birisi gibi geliyor. Ama tabii sizin de yorumlarınıza biliyorsunuz ben çok değer veriyorum. Hemen hemen her yorumu okuyorum. O yüzden aşağıya yazın arkadaşlar fikirlerinizi. Hepsini okuyacağım, değerlendireceğim, bakacağım. Uzaktan çalıştırmamız da var arkadaşlar. Anahtarımız şu şekilde. Biraz böyle enteresan, sanki böyle... nasıl söyleyeyim,
DVD player kumandası elime almış gibi hissediyorum. Ama uzaktan çalıştırmamız falan var, onu da şimdi göstereyim size. Bir arka diz mesafesine bakacağım. Arabayı ben bu ayarda kullandım. Arkası oldukça geniş. Bayağı geniş arkası. Burada bir kol dayamamız var, içinde bardaklığımız var. Koltukların yumuşaklığı falan gayet iyi. Burada havalandırma menfezlerimiz var. Alt tarafta bir tane çıkışımız. Şurada bir gözümüz var. Yani çok hafif oynuyor. Onu hissediyorum. Ama gönül katlanır ya buna. Sıkıntı yok. Arka tarafta bu şekilde. Gayet ferah. Tavan mesafesi gayet ferah. Diz mesafesi gayet ferah. Evet. Anahtardan bu şekilde bagajı açabiliyoruz. Elektrikli bagajımız var. Bagaj da yeterli gözüküyor. Tabii Tiggo 8 alırsanız 7 koltukla beraber geliyor. O koltuklar da yatıyor ama Tiggo 7'de tabii böyle bir şey yok. Burada bir tane böyle ayarlı pandizotumuz var. Şu şekilde kapatıp açabiliyorsunuz. Alt tarafına bakalım. Mesela burada böyle bayağı kalın bir ayraç var. Burada bir 12 volt çıkışımız var. Burada böyle bir aydınlatmamız var. Ayrıca arabayı anahtardan uzaktan çalıştırabiliyoruz. Size şimdi onu da göstereyim. Onun altında yedek steplemiz de varmış arkadaşlar. Kilit tuşuna uzun bastığımız zaman oluyordu galiba. Kapatma tuşuna değil mi? Basalım. Evet. 7 saniye bastığımızda uzaktan çalıştırabiliyoruz. Bu özellikle benim gibi sabahları cold startta şöyle bir dakika bekleyenler için gerçekten önemli. Yani arabaya yaklaşırken böyle basıp uzaktan çalıştırmak. Ben bunu muhakkak hep kullanırım yani. Bu benim en çok kullanacağım özellik olurdu arkadaşlar. Bunu ben devamlı yapardım. Size de tavsiyem, arabanızda böyle bir özellik olmasa bile arabayı sabahları çalıştırdığınızda hemen marşa basıp gitmeyin. Biraz bekleyin. Turbo bir yağlansın, motor bir yağlansın. Şimdi Çağrı Bey hasta. Kendisi hasta hasta bizimle ilgilendi. Teşekkür ediyorum kendisine. Yağmur da yağıyor. Onu daha fazla burada mağdur etmek istemiyorum açıkçası. O yüzden tekrar kusura bakmayın. Bu böyle bir inceleme test videosu değil de benim gözümden bir vlog gibi düşünün bunu. Bu şekildeydi. Şimdi tekrardan kapatmak istediğimde bir daha bastığında kapanır mı? Kapanmıyor mu? Anahtar... 10 dakika sonra kendisi istop eder. Bir deneyelim abi. 7 saniye bas bakayım. Kapanabilir diye düşünüyorum. Evet, şimdi kaç saniye oldu bilmiyorum ama hayır, kapanmıyor arkadaşlar. Kapanmıyor. Yani 10 dakika sonra kendini istop ediyor. Evet. Ama araba kilitli oluyor, arabaya giremiyorsun. Araba kilitli oluyor, arabanın klimalarını ayarlı bırakırsanız Hı-hı. açık şekilde yani evet. 22'de 23'de neyse arabayı da ısıtıyor. Bak o da çok güzel, evet. Arabanın klimasını ayarladığın zaman öncesinden istenilen dereceyi içeriği de getirebiliyor. Kapılar da kilitli oluyor, bir problem yok, hiç ellemezsiniz. 10 dakika sonra kendinden araba kendini kapatıyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, dediğim gibi bu videodan böyleydi. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki Otolimit videolarında görüşmek dileğiyle.